Sevgili Artı TV izleyicileri merhabalar. Söz sırası yine eğitimde. Ama biliyorsunuz öğretmenler, öğrenciler ve veliler açısından zor bir dönem yaşıyoruz. Aslında son dönem güncel politik gelişmelere baktığımızda da öğretmenlik yapmanın ve anne ve baba olmanın gerçekten zor olduğu bir dönemle karşı karşıyayız. Neden derseniz, iyi nedir, güzel nedir, doğru nedir? Bunların birbirine karıştığı adeta, dolayısıyla da siyasal iktidarın çeşitli uygulamalarıyla çocuklarımıza neyin doğru, neyin yanlış, neyin güzel, neyin çirkin, neyin iyi, neyin yanlış olduğunu bu konuları anlatmakta zorlukla karşı karşıyayız. Yani şöyle bir şey, çocuğum şunları yapmayacaksın ama bakıyoruz iktidarda bunun karşılığını görüyoruz. Çocuğum yalan söylemeyeceksin, bakıyoruz iktidarda algı operasyonları vesaire ile kamuoyuna yanlış bilgi veriliyor. Diyorsunuz ki birlikte olun, yan yana gelin, birlikte ortak çalışmalar yürütün ama bakıyorsunuz ki sürekli rekabetçi ve bireyci bir kültür bize dayatılıyor. Birlikte yan yana gelişler örün diyoruz ama bir bakıyoruz ki kutuplaştırıcı süreçle insanların güçlerini ve yetilerini ortadan kaldıran korku iklimi yaşanabiliyor. Bütün bunlar zor bir dönem ama biz bununla birlikte iyinin, doğrunun ve güzelin peşinden devam edeceğiz. Yani arayışlarımızı sürdüreceğiz. Bu dönemde eğitim alanında neler olup bitiyor? Biliyorsunuz uzaktan eğitim bir taraftan sürüyor ve 1 Haziran'a kadar da bir karar verilmek zorunda. Çünkü Haziran ayı boyunca eğitim devam edecek mi yoksa etmeyecek mi? Ya da Eylül ayına kadar eğitimde neler yapılması gerekiyor? Pandemi sürecinde öğretmenlerinin tamamı aşılanacak mı? Aşılanması durumunda eğitime dair diğer önlemler alındı mı? Alınacak mı? Bunlar hakkında tartışmayı sürdüreceğiz. Ama biliyorsunuz pandemiden bu zamana 14 ay geçti. 3 dönem, 3 okul dönemi bitti ama eğitim alanı ciddi anlamda çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Pek çok kişi, hatta iktidar nezdinden konuşmalar bile ortaya çıkmaya başladı. Bir kuşak kayıp, bu öğrencilerimizin kaybettiklerini nasıl kazanacağız diyen serzenişler artmaya başladı ki iktidar bunun müsebbibi zaten. Onların eleştiri hakları yok aslında. Yani kamuoyu bu tartışmayı sürdürmek zorunda. Öğretmenlerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz bu süreci sorgulamak zorunda. Bu sorgulamalar devam ediyor. Örneğin Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak çok değerli iki araştırma çıktı. Bu araştırmalardan birisi İzmir'den. Eğitimsen İzmir 5 No'lu şubemiz çok güzel, çok detaylı bir çalışma yaptı ve öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin duygularını ortaya çıkardı. Neye ilişkin duygular bunlar? Uzaktan eğitime ilişkin duygular. Yani Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası biliyorsunuz uzunca bir zamandır şunu söylüyordu. Eğitimde asıl olan yüz yüzeliktir. Göz göze geliriz, sesimizi duyarız. Yüzümüzdeki jestler, mimikler, çizgiler bize başka başka anlamlar taşır birbirimize. Sosyal bir alandır eğitim. O uyaranlar bu alanda çok çeşitlidir. Bu bakımdan okul ortamı çok değerlidir ve korunmalıdır. Böyle baktığımız için uzaktan eğitimi biz hep acil durumlarda başvurulması gereken bir yöntem olarak düşündük. Yani işte pandemi dönemi zaman zaman bunu zorladı. Kapanma dönemlerinde evde eğitimin sürmesi için çalışmalar yürütüldü. Çok ciddi eksikliklere rağmen bu arayışı sürdürdük. Yani Türkiye olarak sürdürdük bu arayışı. Ama dedik ki uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerini alamaz ve ancak acil durumlarda başvurulması gereken bir eğitimdir. Şimdi araştırmalarda bu söylediklerimizi aslında büyük ölçüde doğrular nitelikteydi. Nasıl mı? Şimdi bakıyoruz öğrencilere demişler ki bu değerli arkadaşlarımız Doktor Yaşar Yavuz hocamız danışmanlığını yapmış. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası üyelerimiz, öğretmen arkadaşlarımız birlikte güzel bir çalışma ortaya çıkarmışlar. Sorulardan birkaçı çok ilginç olduğu için sizinle paylaşmak istiyorum. Demişler ki öğrencilere uzaktan eğitimi neye benzetirsiniz? Bir şey hayal edin ve bir şeye benzetin. Demişler ki öğrenciler bozuk bir piyano.
Yani yeterince ses vermeyen, uzaktan gelen, notasız, uyumsuz bir bozuk piyanoya benzetmişler. Aynı zamanda delikli bir kovaya benzetmişler. Yani bir sürü şey doldurulmaya çalışılıyor ama altta bir boşluk var, bir dokunmayan yanı var uzaktan eğitimin çocuklara. Onların öğrenmelerini engelleyen bir tarafı var. O yüzden delikli bir kova benzetmesini yapmış öğrencilerimiz. Peki öğretmenlerimize aynı soru sorulduğunda onlar ne demişler biliyor musunuz değerli izleyiciler? Onlar da benzer bir benzetmeye başvurmuşlar. Kevgir demişler. Yani çok çaba harcıyorum. Derslerime hazırlanıyorum. Günde 4-5 saat çevrim içi derslere katılıyorum. Ama öğrencilerim de yeterli bir öğrenme performansı ile karşı karşıya değilim. Ulaşamıyorum öğrencilerime, onlara dokunamıyorum diyorlar ve bir kevgire benzetmişler. Yine bir başka öğretmen arkadaş grubu da uzaktan eğitimi bal yapmayan arıya benzetmiş. Yani çalışıyor, çabalıyor, vızıldıyor, çiçekten çiçeğe konmaya çalışıyor ama ortaya bir sonuç anlamda eğitimsel kazanımlar anlamında ortaya çıkmış olan çok az şey var. Çünkü çocuğun uzaktan eğitim koşulları yeterli değil. Öğretmenlerin yeterli destek aldığı söylenemez. İnternet zaman zaman kopuyor, zaman zaman bağlanılıyor. Çocuklarımızın biliyor musunuz %48'i 4-5 saatlik dersleri cep telefonundan izliyorlar. %48 arkadaşlarım bu oran. Böyle baktığımızda uzaktan eğitimde ciddi sorunların olduğunu görüyoruz ve ankette öğrencilerin ve öğrencilerin ve velilerin uzaktan eğitime dair duyguları alınmak istenmiş. Öğretmenlerin ve öğrencilerin duyguları uzaktan eğitime ilişkin olarak açıkça olumsuz. Yani uzaktan eğitimden yeterince yararlanamıyoruz aslında. Bu süreç yok, öğretici bir süreç değil. Uzaktan eğitim temel ve esas bir öğretim yöntemi olarak sürdürülemez. Bir an evvel önlemler alınsın ve bir an evvel yüz yüze eğitime geçilsin diyen bir bakış açısı var bu olumsuz yargılarda. Peki veliler? Tabii veliler arada kalmış durumdalar. Araştırmanın sonuçlarına göre çocuğumuz sağlığı korunsun da evde derme çatma da olsa uzaktan eğitimi veriliyor olmasını orta derecede olumlu olarak görmüşler. Ama eğitimin asıl iki bileşeni öğretmenler ve öğrenciler ise uzaktan eğitime olumsuz yönleriyle bakmışlar büyük ölçüde. Ve bu araştırmada bir yandan şunu demişler, oradasın, karşımdasın, öğretmenler söylüyor bunu ama sana dokunamıyorum ben. Yani bir ödül anında, bir başarılı, güzel bir cümle kurduğunda, bir soruya doğru yanıt verdiğinde öğrencisine dokunamayan, onun yüzündeki çizgileri göremeyen, jestlerini, mimiklerini okuyamayan bir öğretmen böyle bir serzenişte bulunmuş. Bir başka öğretmenimiz çok daha net bir biçimde durumu ortaya koymuş. Demiş ki öğretmen merkezli, çocuk merkezde değil, öğretmen merkezde ve öğrencinin aktif biçimde rol almadığı, yani öğrenci etkin değil bu süreçte, böyle vasat bir eğitim sürecinden söz etmiş uzaktan eğitim için. Bunları neden ortaya çıkarmış oluyoruz biz? Uzaktan eğitim ancak acil durumlarda yararlanılması gereken ama bu acil durumlarda da öğrenciler arasındaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için önlemlerin alınması gereken bir yöntem olarak bir yanda durmalı. Bunun hazırlığı yapılmalı. Ama asıl olan yüz yüze eğitimdir. Bu yüzden de hızlı bir biçimde bu yaz boyunca okullarımızın mutlaka yeni okul inşasının yapılması, yeni dersliklerin inşa edilmesi, 20 bin öğretmen ataması yetmez. Bunlar ancak emekli öğretmenler kadar sayısı bu atamanın daha çok 500 bine yaklaşmış ataması yapılmayan öğretmenlerin bir kısmının atanması, daha yüksek düzeyde öğretmenin atanmasına gerçekten çok ciddi biçimde ihtiyaç var. İnternet altyapısının çok iyi biçimde yeniden yapılmasına, geliştirilmesine, güncellenmesine ihtiyaç var. Bütün bu sorunlar bir tarafta bekliyor ve biz Haziran ayı içerisinde bu önlemlerin bir kısmı konusunda çok net, çok kesin bir karar alınması, bir seferberlik ilan edilmesi ve eğitimdeki bu çok olumsuz durumun ortadan kaldırılması için yaz boyunca Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu'nun etkin çalışmalar içerisinde olmasını talep ediyoruz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.